selamünaleyküm Hanımlar sizlere tığla yapılan bu motifi anlatacağım o da takım olarak da kullanabileceğiniz bir örnek ee, ben çok beğendim Umarım sizler de beğenirsiniz ipliğim normal danteliklerinden kullandım başlayalım sihirli düğümümüz vardı Ondan şöyle ipimi çevirdim ilmeğimi içinden aldım ve bir tane zincir çektim ekranımızın netliğini ayarlayalım Evet bir tane zincirimi çektim geliyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 16 tane zincirimi çektim 1 ilk yaptığımı saymıyorum o çünkü... Ee, bu ipimin birleştiği yerde ondan sonrakini sayacağım 1 2 3 4 5 6 ve 7 ye geldim tığımı geçirdim bir kere de çıkardım 1 2 3 4 5 6 6 tane Zincirimi çekiyorum. İpi bu iki katı olan yere geldim. Ekledim. 1 2 3 4 5 6 6 7 7.ye şöyle elimi tutacağım. Tekrar saymak zorunda olmayayım diye. 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Parmağımla tutmuştum 7.ye. Geldim. Batacağım. Sizler isterseniz bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 diye de sayabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Geliyorum. İlmeğimi tek seferde çektim. 1 2 3 4 5 6 zincir. Ekledim. Şöyle görüntüsünü de göstereyim. Şimdi bundan 6 tane yapacağım hanımlar. Bu şekilde 6 tane hazırlıyorum. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hazırladım. Bir tane zincir çektim. Tığımın üstüne 3 kere doladım. Geldim yuvaya. 1, 2 3 4 5 de çıkardım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Aşağıya yaptığım trabzan var. Trabzandan aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane sık iğne geçtim. Şimdi bu ipimi iki katı olan yere çekiyorum. iki kat olan yerde şu ipi fazlalık bırakmıştık. Şöyle parmağımdan çıkaracağım. Ve sıktım hanımlar. Ortasını sıkıştırdık. Parmağımı doluyorum. 10 tane yaptık. Şu ortasına geldim. Sık iğne geçirdim sık iğne yaptım tam ortasında şimdi diğer geliyoruz buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 10. On. 10. yaptım. Şimdi şu ipim burada altta. Geliyorum. Şu ipim arkada kim? Burada. Şöyle tekrar göstereceğim. İlmeğimi alacağım. Burada alırken şu şekilde alıyorum. Ve sık iğneyi kapattım. Geldim. Tekrar bir 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ve 10 10 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar ortaya geldim. Tam ortasına ilmeğimi alıyorum. Sık iğneyle kapattım. Yukarıya 10 tane gene çıkıyoruz. 10 tane sık iğnemi yaptım. Şuraya bir daha göstermek istiyorum. Geldim. Sık iğne ile kapattım. Ve tekrar 10. Bunlar da aynı şekilde devam edeceğim. Buraya kadar geldik başladığımız yere. Şimdi bundakini de aldım. ve ilk yaptığım sık iğneye geliyorum ve bir kere de çektim başladığım yere 1 2 3 4 tane zincir çektim tığın üstüne bir kere alıyorum yaptım şuradaki pırpırın içine geldim 1 2 de çıkardım 1 2 zincir tığımın üstüne alıyorum. 2 de çıkardım. 2 zincir tığın üstüne aldım. 2 de çıkardım. Tığın üstüne al 2 kere 2 zincir tığın üstüne al 2 de çık. 8 tane yapacağız. sayalım birlikte 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane çubuklarımızı hazırladık şimdi geldim bir zincir çektim tamın üstüne aldım hemen diğerine geçiş yapıyorum 2 zincir 2 de çıkardım 2 zincir tekrar tığın üstüne aldım 2 de çıkardım tekrar 8 tane çabuk yapacağız 8 bir zincir çek yerine geç burada dönük olmamasını dikkat edin şimdi hepsini aynı şekilde dolduracağım şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7. Bu sonuncusu olan hanımlar. Geliyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Burada bir ve ikincisine geldim. İkinci zinciriye geldim. Bir kere de çektim. Şu görüntüyü buraya da verdim. Daha sonra bir tane zincir çektim Pardon bir tane sık iğne yaptım ve geliyorum buna diğerine 1 2 3 tane sık iğne doldurdum 1 2 3 zincir çekiyorum şu iki kat ilmeği şöyle göstereceğim aldım. Bir kere de çektim. Diğer çubuğumun arasına giriyorum. 1 2 ve 3 1 2 3 zincir Geldim şurada 2 ilmeğimi aldım. Bir kere de çektim. Diğerine geliyorum. Hepsine aynı dolduruyoruz. iki tane ilmeği alıp bir kere de çekiyorum. İki, üç tane sık iğne ve araya, araya da bir tane sık iğne yaptım. Geldim çubuklarıma. Üç tane doldurdum 1 2 3 1 2 3 3 tane doldurdum. Burada eklemesini yapacağız. Bir tane zincir çektim. Geliyorum. Burada 1 2 üçüncüsüne. Üçüncüsüne şöyle tığımı geçireyim. Bir tane zincir çekiyoruz. 1 2 üçüncüsüne tığımı girdim. Bir kere de çıkardım bir zincir çektim 2 ilmeğin içinden girip bir kere de çıkardım geldim 3 tane dolgumu sık iğnemi yaptım bir zincir hemen yanındakine hanımlar pırpırın içinden girip ilmeğimi bir kere de çıkarıp bir zincir çekiyorum iki tane içinden geçirdim. Şimdi dolgularımı devam edeceğim. Hepsini tamamlayacağım. Sonuncu yere geliyorum. şu ilk yerimize geldik. 2 tane bir sık iğnemi yaptım. Ve şurada yaptığımız sık iğne vardı. Bir tane bir kere de çektim. Bir zincir çekiyorum. iyicene sıkıştırdım. İki yerimi Biraz uzun olacak şekilde kestim. Tersini çeviriyorum. ki ilmeğim içinden geldim. 1 2 zincir çekerek iyicene sıkıştırıp temizledim. Şimdi burada ortamızı sıkıştırıyoruz hanımlar. Sıkıştırdım. Aşağıdaki yaptığımız yerden bir ilmekten içeri girdim. Bir zincir çekip çekiyorum. Bir tane daha geçireceğim. Çünkü ortasının açılmaması gerekiyor. 2 zincir çektim. Ve kestim. Evet. Örneğimizin şöyle düzeltelim. Biraz güçlenmesi gerekiyor. Evet. Örneğimiz hanımlar ee, bu örneği oda takımı e, ve e, bohça takımı da yapabilirsiniz. Bence çok şık ve güzel olabilir. Bohçalarınızda da. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak hanımlara. Şimdi de kolay gelsin. Beğenmeyi unutmayın hanımlar. Sağlıcakla kalın.